Başkanımız Sayın Şerif Ergün'le birlikteyiz. Öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Ergün, bu sizin ikinci döneminiz. Evet. Ve ilk dönemde göreve başladığınızda nasıl bir köse ile karşılaştınız? Şimdi 2009 yılında ben seçim zamanı tabii önce ilçenin bir önceliklerini tespit ettik. Sorunlarını, yapmamız gerekenleri ya da yapılması gerekenleri tespit ettik. Da seçim çalışmalarında broşür haline getirerek ben bunları vatandaşlarımıza dağıttım. İlçemizin öncelikleri, eksiklikleri, olmazsa olmazları diye. Bunlar içerisinden ne vardı? Başta bir yerleşim birimlerinin, beldelerin, ilçelerin ve illerin. Takdir edersiniz ki planlı bir şehir, modern bir şehir olabilmesi için öncelikle oraların modern bir imar planına sahip olması gerekiyor. Maalesef bizim ilçemiz 60 yıllık bir belediye olmasına rağmen düzenli bir imar planı maalesef yoktu. Yapılan imar tadilatları ile bugüne gelmiş bir büyük bir köy görünümü ilçeydi burası. Biz öncelikle mutlaka burada olmazsa olmazımız olan imar planı çalışması başlatalım istedik. O çalışmayı başlattık ve inşallah 2015 yılı içerisinde bitireceğiz. Yani 5 yıllık bir eser. Bu ilçenin 100 bin nüfuslu bir ilçenin, hatta diyelim ki 100 yıl daha idare edebilecek güzel bir imar planı. Bölgemizde de ilk oluyor zannedersem. Çünkü burada şehrin 42 noktasından da jeolojik etüt raporları alındı. Yani bunda da vatandaşın bir kolaylığı olacak. Onlar da yaptıracakları bir inşaatta artık kendilerinden jeolojik etüt raporları da istenilmeyecek. Çünkü şehrin her yerinde kaç kat olacağı da o raporlarda belli. Yani olmazsa olmazlarımızdan birisi imar planıydı. O da inşallah 2015 yılı içerisinde bitirmiş olacağız. Bir diğeri, dedim ya 60 yıllık bir belediye burası. Atık suyun, kanalizasyonların düzenli olarak bir sistemli, planlı, projeli bir şekilde yapılmadığını gördük. İşte çok eski yıllarda yapılan taş kanallar, büzlerle, çünkülerle yapılan kanallar ve geldiğim günden itibaren her gün tamiratla, tadilatla gidiyor. Ben bununla bir eksiklik olduğunu o zaman görüp yine yapabileceğimiz işlemler arasına koymuştum. Yani altyapı çalışması, onu da 2010 yılında başlattık. Bu dönemin sonuna doğru, kış aylarıyla birlikte de bitti, Eylül-Ekim ayında da bitirdi çok şükür. Artık Ekim ayından sonra da üst yapı çalışmalarına başladı. Yani bir 3 yılımızda bizim altyapı çalışması aldı. Toplamda şehrin geneline 32 kilometre bir kanalizasyon yaptı. Şimdi şehirden toplanan bu atık su, kanalizasyon atıkları haliyle köse deresi dediğimiz dereye dökülmekte. İkinci işimiz, bu dönemde de inşallah bunu gerçekleştireceğiz, bir atık su arıtma tesisi. Yani şehirden topladığımız kanalizasyon atıklarının köse deresine gelişi güzel boşaltılması yerine bu atık su arıtma tesisini boşaltılacak. Orada arıtıldıktan sonra köse deresine boşalacak. O zaman tarım ve ziraatte de kullanılmış olacak. Bunun projesi tamamlandı. O da inşallah bu dönemimizde gerçekleştirilecek. Bir diğer olmazlarımızdan ilçemizin benden önceki belediye başkanlarımız, biz ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da sağlık, afiyetli yaşamlar diliyoruz. Sağ olsunlar, onlar da ilçemize güzel hizmetler yapmışlar. Bu zamana kadar yapılan, işte 3-4 kuyudan temin ettiğimiz, elektrikle temin ettiğimiz içme suyunun hem yetersiz olduğunu, hem pahalı olduğunu gördük. Onun için de biz bir çalışma başlattık. Kelkit ilçemizle birlikte Köse Barajı'ndan arıtmak yöntemiyle su temini yönündeki çalışmamız, projesi, ihalesi vesaire tamamlandı. O da 2014 yılı sonlarında kazmayı vurduk. Şu an çalışma durmuş durumda mevsim şartları itibariyle. İnşallah Nisan ayıyla birlikte başlayacak. Onda da yine İller Bankası marifetiyle gerçekleştiriyoruz bu projeyi. Bu projenin %50'si hibe, bankanın hibesi. Sağ olsun değerli milletvekillerimiz de bunda katkıları oldukça fazla. Geriye kalan %50'sinin de %85'ini Kelkit ilçesi, %15'ini de Köse ilçesi 15 yılda ödeme kaydıyla borçlanıp bu projeyi gerçekleştireceğiz.
Biz 2015 yılı projenin bitiş tarihi 2016 yılı olmasına rağmen biz 2015 yılı sonlarına da bu arıtmadan içme suyu almayı hedefliyoruz. Bir an önce elektrik masraflarından kurtulmak istiyoruz. Çünkü iki tane kuyudan temin ettiğimiz suyla şu an ilçemizi idare ediyoruz. Bu iki adet kuyuda 24 saat esasına göre çalışan motorların aylık masrafı bize 15 bin lira civarında olmasına rağmen bu kuyulardan elde edip de şehre sattığımız sudan elde edilen gelir maalesef 5 lira 6 bin lira civarında. Bunun da tamamını tahsil edemediğinizi düşünürseniz küçük ölçekli bir belediyenin her ay 10 lira 11 lira gibi 11 bin lira gibi bir ekstra masrafının ekstra zararının bir yılda binlerce liraya vurduğu aşikardır. Onun için biz bir an önce bu masraftan kurtulmak istiyoruz. 2016 yılı sonlarına doğru da Kelkit ilçemizle birlikte Köse ilçemizde inşallah bölgemizin en temiz, en kaliteli, en güvenilir suyunu içmiş olacağız. Mevsim şartlarında olağanüstü bir olumsuzluk yaşanmaz ise, Köse Barajı'nda Allah korusun bir olumsuzluk yaşanmak ise biz her iki ilçenin 100 yıllık içme suyu sorununu çözmüş olarak görevimizi ifa etmiş olacağız inşallah. Hı hı. Siz zaten hep ileriye dönüp mesela 5-10 yıl değil de 50 yıllara dayanan bir projelere imza atıyorsunuz. O yüzden takdire şayan hareketler. Teşekkür ederim. Peki Köse'de sizin döneminizde beraber neler değişti? O günden bugüne neler değişti? Neler değişti? Bunu bana birkaç yıllık belediye başkanıyken de yine bir gazeteci arkadaş sormuştu. Köse'de neler değişti diye. Köse'de siyasi anlayış değişti her şeyden önce. Kafalar değişti. Çünkü biz seçimden sonra artık herkesin belediye başkanı olduğumuzu 5 yıl görev yaptığımız sürece ispatladık. Nasıl ispatladık? Bize oy veren insanları tabii ki ayrı bir severiz. Ancak belediye başkanı olarak da oy veren vermeyen herkesin tüm ilçenin belediye başkanı olduğumuzu biz 5 yılda gösterdik. Hizmet ederken, belediye başkanı olarak hizmet ederken herkesin belediye başkanı olduğumuzu gösterdik. Ayrıcalık yapmadık. Kimsenin hakkına, hukukuna aykırı bir davranış, aykırı bir hizmet gerçekleştirmedik. Onun için diyorum ki 5 yılda hizmetlerle birlikte Köse'de anlayış değişti bence. Seçilinceye kadar mutlaka tarafınız vardır, seçmeniniz vardır, sizi sevenler, sevmeyenler vardır. Ancak seçildikten sonra bizim tarafımız yoktur, hizmetimiz vardır. Birkaç şey gezerken gördüm, birkaç tane çocuk parkı var, o da harabe durumda. Evet. Yani neden? Şöyle biz Köse'de 5 mahalleye 5 çocuk parkı sözümüz var. Bu sözlerimizi de yavaş yavaş yerine getiriyoruz. Bahçeli evlerde geçen yıl SODES destekli bir proje ile 500 metrekarelik bir alana modern bir oyun, çocuk oyun alanı oluşturduk. Bazı eksiklikleri kaldı mevsimsel şartlar sebebiyle. Onu bu baharın tamamlayacağız inşallah. Hı hı. Cumhuriyet Mahallesi'ne işte şu hemen aşağıda yerde alanımızı hazırladık. Yaklaşık o da 1000 metrekare bir alanda. Malzemeleri de hazır. Onları da Sincan Belediye Başkanımızla görüştüğümüzde kendileri onu hediye ettiler. Kendilerine buradan sınar hazırlığında da teşekkür ediyorum. Sincan Belediye'mizin destekleriyle de orada da bir park oluşturacağız. Yeni mahallede biraz yer sorunumuz var. Eğer park alanı bulabilirsek yeni mahallede Fatih Mahallesi'nde bir alan varmış. Yani bu senede iki mahallemize daha biz çocuk parkını oluşturacağız. Bu eski parklar geçmiş dönemde başkanlarımızın koyduğu, çocuklarımızın oynamalar için koyduğu alanlar. Biz onları yavaş yavaş söküp atacağız. Yerine belediyenin kendi malı olan mülkiyeti de belediyemize ait olacak. Etrafı çevrili, hatta tabelaları bile konulmuş güzel oyun parkları oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, bir sürü küçük çocuk var ve rahat edeceği bir ortam olur. Peki, İrfan Can Yüksek Meslek Okulu var, üniversitemiz var. Evet. Biliyorsunuz. İlçede sosyal ve kültürel alanda faydalanabilecekleri tesisleri olmadığından yakınıyor bu çocuklar. Örneğin kapalı spor alanı gibi bir kompleks istiyorlar. Evet. Bunlar için ne yapılabilir? Şimdi spor adına da biz ilçemizde geldiğimiz günden bu yana birkaç yatırımlar yaptık. Ama tabii üniversite öğrencileri kampüs içerisinde ve özellikle o bölgede bir şeyler olsun istiyorlar. Ona da belediye olarak biz değil, tabii ki
okul ya da rektörlüğün orada bir takım şeyler yapabileceğini ama bir oyun salonu da oluşturdular bildiğim kadarıyla. Biz ilçede ne yaptık? Bir defa ilçemizde bir futbol sahası vardı. Ona güzel bir tribün oluşturduk. Kapalı tribünleri var. Daha sonra eski başkanlarımızın yaptığı açık halı saha vardı. Biz onu yıktık, yine SODES destekli. Güzel bir kapalı halı saha oluşturduk. Bunu da yüksekokulumuzun talebi üzerinde zaman zaman kendilerine ücretsiz veriyoruz. Turnuvalarını gerçekleştiriyorlar. Yine Gençlik Spor Bakanlığımıza, valiliğimiz kanalıyla yapılan başvurunun da tarafımızca takibi sonucu yerinin de belediyemizce alınıp bakanlığa devredilmesi sonucu güzel bir kapalı spor salonu oluşturuyoruz. Şu an inşaatı da bitmek üzere. Mevsimsel şeylerden ötürü kaldı, kavuşmadı inşaat. Bu önümüzdeki Nisan-Mayıs ayıyla birlikte biteceğini ben düşünüyorum. Yani Haziran ayından itibaren ilçede bir kapalı spor salonu da olmuş olacak. Gençlerimiz isterlerse oradan da faydalanabilirler. Ama diğer türlü kampüs içerisinde de artık okul idaremiz belki zamanla kendilerinin istedikleri aktivite alanlarını oluştururlar diye düşünüyorum. Yani, şimdi ayrıca bir yürüyüş yolumuz da var. Köse Deresi boyunca güzel bir yürüyüş yolu da oluşturduk. Biz okula uzak ama evet. Araştırma yaptık. Yolların kenarlarında işte yol yapım malzemelerimiz falan hala hazırda duruyor. Mevsimsel şartlardan dolayı birkaç gün ara verdik. Herhalde birkaç haftaya kadar onlar da tamam. 1 Nisan'da başlayacağız. Hastanenin orası falan gördüm ben orada. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum size. Göreve başladığınız dönemde ben bu konuyu aşamam ya da çok zorlandığınız bir konu oldu mu, proje oldu mu? Valla ben öyle hiç bakmadım. İlçemize yapılması gerekenleri tabii arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek önümüze koyup çalışma ekibimiz var. Benimle birlikte seçilmiş belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız var. Partimiz var. Neticede benim de mensup olduğum bir siyasi partimiz var. Onlarla zaman zaman oturup konuşuyoruz. Neler yapabiliriz diye. Onlardan da destek alıyoruz. Onun için öyle çok büyük engel biz görmedik, görmüyoruz da. Yaklaşık 20 trilyonluk bir içme suyu projemizin bile şu an hayata geçirilmiş olduğunu düşünürsek biz çok zor engel görmüyoruz doğrusu. Yani başarabileceğimizi inanıyorum. Peki gençleri daha fazla sporsal aktivitelere yönlendirmek için bir spor alanı dediniz. Gençlere başka ne türlü imkanlar sağlayabilir belediyemiz? Şimdi şöyle, biraz önce bahsettiğim spor alanları ile ilgili. Biz buraların hepsini gençlerimize hizmetle açtık. Yürüyüş alanı, kapalı spor salonu, kapalı halı sahamız, yanında güzel doğal çime sahip Köse ilçe stadımız var. Oraların hepsinde gençlerimiz spor aktivitelerini ücretsiz yerlerine getirebilirler. Ve denetim öğretmenimiz var, sağ olsun, o da Köse gençlerine hizmet ediyor, ücretsiz hizmet ediyor. Amatör kulübümüzü, gençlerimizi çalıştırıyor. Kapalı spor salonunun bitmesiyle birlikte burada işte bir güreş hocamız var. Ekibi var, 30-40 tane gencimiz var. Onların güreş hocalarını yaptığı gençlerimiz var. Ben de onlara malzeme olarak yardım ediyorum. Spor salonumuzun bitmesi ile birlikte başta güreş olmak üzere işte rakım yüksek buradaki insanlarımızın kas yapısı atletizme daha yakın. Onun için bir atletizm hocasıyla birlikte ilçede futbol, güreş ve atletizm olarak da faaliyet yürütebileceğimizi düşünüyorum. Bir de yine bir kültür merkezi çalışmalarımız var. Bu kültür merkezi Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu Beyefendi'nin ilçemize bir hediyesi olacak inşallah. Çok güzel. Biz imar konularını hallettik. Projeyi kendilerine sunduk. Onların da kabul gördüler. Bu sene inşallah onun da temelini atabilirsek, belki yıl sonuna veya gelecek yıla bitirirsek, kültürel faaliyetlerin tamamının, işte düğün, nişan yemeklerinin, düğün ve nişanlarımızın yapılacağı, ne bileyim bir toplantıların, seminerlerin yapılabileceği, konserlerin yapılabileceği, bir büyük Ramazan iftar yemeklerinin verileceği, gençlerin işte sanat oyunları, tiyatro gibi işlemlerini gerçekleştirecekleri küçük ama güzel, modern bir kültür merkezi projemiz var. O projeyle birlikte ilçede de kültürel aktiviteler yerine getirilir diye düşünüyorum. Peki gurbetteki köseli hemşehrilerimize buradan bir mesaj vermek isterseniz ne verirsiniz?
Valla şöyle diyoruz biz onlara, öncelikle Ankara ve İstanbul'da yapılan, İstanbul'da sanırım 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Gümüşhane tanıtım günlerine özellikle katılmalarını, orada tüm ilimizin standlarıyla birlikte özellikle kendi ilçe standlarını mutlaka gezmelerini öneriyoruz ve bekliyoruz. Biz Ankara'da yaptık, İstanbul'da da yapacağız. İlçemizin tarihi ve turistik yerleri var. Bunlar daha önce Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tescilleri yapılmış ancak bilinmiyordu. Biz 2012 yılında bunların çalışmasını tamamladık. Çevre Bakanlığımıza sunduk. Bakanlar Kurulu kararı ile de ilçemiz şu an turizm öncelikli yöre belediyeleri arasında. Onun için Turizm Bakanlığı'nın özel indirimleri var. Yani buralarda yatırım yapılacak olan yatırımcılara yönelik özel şeyleri var. Bunlardan istifade ederler, etmeliler diye düşünüyorum. Yapılan tanıtım günlerinde mutlaka katılmalarını ve yaz aylarında mutlaka kendi ilçemiz adına konuşursak ilçede bahsettiğim bu alanları gelip görmelerini, onun dışında kendilerinin yapabilecekleri bir yatırımlar, hayır işleri varsa onları bizimle paylaşmaları, bizim yapabileceğimiz işlerde de bize görüş ve öneri sunmalarını bekliyoruz. Beklentilerimiz bunlar. Can Grup TV'den buradan kese halkına ne mesaj vermek istersiniz? Biz Can Grup hakikaten ilçemizde yaptırdığı yüksekokulla birlikte ilçede bir değişik hava oluşturdu. Kendilerine de yakınımız olur, akrabamız olurlar. Biz rahmetli amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Çocuklarına teşekkür ediyoruz. Babalarının anılarını böyle güzel besleri yaptıkları için. Televizyon oluşturdular. Bununla da Gümüşhane'nin, kösemizin sesini duyuruyoruz. Yine teşekkür ediyoruz kendilerine. Hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum ben. Biz seçilen insanlar belli bir süre için, belli bir dönemler için seçiliyoruz. Benim de seçiliş gayem hizmet etmek, bizden öncelikilerinki de hizmet etmek idi. Bizden sonra geleceklerin de niyetleri o. Sadece insanlardan beklentimiz şu, seçilen insana saygılı olsunlar. Seçilen insanın yaptıklarına, yapacaklarına destek olsunlar. Çünkü 5 yıl zaman az zaman değil. Bu zaman zarfında eğer o dönemin belediye başkanı bir şeyler yapar ise o ilçeye yapacaktır. O ilçeye kalacaktır. Onun için yapılacak olan işlemlere destek olmalarını istiyoruz. Köstek olduktan sonra bu ilçe kaybeder. Ve hatta ben şöyle diyorum, mutlaka siyaset yaptığımız için, siyasi kişiliklerimiz oluştuğu için insanlar size muhalif olacaklardır. Ama şöyle, muhalefet nedir? Güzel olmayan ya da yapılamayan şeyleri konuşmaktır. Ama güzel olan, yapılan şeyleri konuşmak da erdemliliktir. Biz insanlarımızdan bu ikisini de görmek istiyoruz. Hem muhalif olsunlar hem de erdemli insan şeyini yansıtsınlar. Yani yapamadığımız şeylere muhalif olsunlar ama yaptığımız şeylere de teşekkür etsinler. Bizleri daha iyilerini yapma adına teşvik etsinler. Diyorum ben tüm hemşehrilerimizi seviyorum. Sizin kanalınız vasıtasıyla da İlçede yaşayan, gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimize, dost arkadaşlarımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ve tatilde de buraya bekliyoruz diyoruz. Hepsini yaz aylarında bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz sevgili başkanım kabulünüz için. Sağ olun. Günler diliyoruz. Sağ olun. Şimdi Kelki'de Erzincan istikametine giden caddemiz Hacı İrfan Can Caddesi. Hacı İrfan Can. Evet işte adına okulda yapılan beyefendi. O caddemizin ve ilçe girişindeki Mahmut Oltan Sungurlu Caddesi'ni genişletme talebimiz vardı. Sayın Bakanımızın ilçe ziyaretlerinde de biz kendilerine de kabul ettiler sağ olsunlar. Projemiz şu an çiziliyor. İlçe girişinden çıkışına kadar yüksekokula kadar olan alanda da bölünmüş yollar yapılacak. İnşallah 2016'da güzel bir yol girişine, ilçe girişine sahip olmuş olacağız. Bir de şurası herhalde. Evet, burada biraz önce de bahsetmiştim size. Şöyle alayım. Şöyle. Atlı çalışmamız var diye bahsetmiştim ben. O köyün tamamını kaplayan atlı çalışmasında bir 30 kilometrelik alanda yapıldı bu çalışma. Bozulan yolların tekrardan yeniden yapılması çalışmalarını geçen yıl başlattık. Büyük bir
Kayabuğu'dan Kayabuğu köyüne okullar, mezarlar kadar olan bu yollar ana caddenin içerisi yapıldı. Nisan ayıyla birlikte havalar iyi gittiği zaman ki şu anda firma geldi, başladı. Ama Mart ayı malum biraz yağışların, soğukların olduğu hava. Biz 1 Nisan'dan itibaren de kalan yerlerin yapılacağını, yapacağımızı tahmin ediyoruz. Var orada firma geldi. Geçen yıldan kalan bir çalışma yapalım. Eksik kalan yerleri de inşallah sonra tamamlayacağız. Park etajları. Biraz önce bahsetmiştim ben. İlçenin tamamında yaptığımız altyapı çalışması sona erdi. Altyapı çalışmasıyla birlikte bu üst yapı çalışmasına başladık. Geçen yıl Eylül ayında başladığımız çalışma 2 ay sonra mevsim şartları sebebiyle sona erdi. Ama 2 aylık süreç zarfında bayağı bir yol yaptık. İşte ana caddemizi, diğer alt bölgedeki ana caddeleri bitirdik. Üst kısmındaki çalışmalar işte Kasım ayı itibariyle sona ermişti. Havalı gün güzel, ilgili firma geldi. Çalışmalarına bak. Alan kısımları da 2015 yılında tamamlayacağız. Altyapısı biter. Üst yapısı modern bir şekilde yapılmış. Bir ilçeye kavuşmuş olacağız inşallah. Diyor ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 2014 yılı seçimlerinde benimle birlikte göreve gelen değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ilçemize güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Köse içme suyuna kavuşuyor. Çalışmalar devam ediyor. Dedine yaz.
Mm-hmm.